24 Mayıs, 30 Mayıs. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Güzel bir hafta, olumlu bir hafta, enerjisi bol bir hafta olsun. İş hayatınızla ilgili yükselme çizginiz çok ön planda olacak ve olumlu anlaşmalar, o yani havada olumlu diyaloglar var. Kadın yöneticiniz varsa, kadın patronunuz varsa, aynı şekilde erkek ve yöneticiniz varsa aradaki sorunların biteceği, daha sizinle sağlamlaşacağı, daha sağlam adımlar atacağımız ve eksik olan noktaları iş konumumuzda tamamlayacağımız bir hafta olacak. Hatta paranızla alakalı yeni, gereksiz harcamalar ve bu kere gereksiz harcamaların listesini yapacaksınız. Artık harcama konusunuza da önem vereceksiniz. Çünkü yatırım yapmak, yeni bir yatırım planı içerisindesiniz. Hatta bu kendi işiniz olabilir, ev alabilir, araç alma fikriniz söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili artık gereksiz harcamayı geride bırakıyoruz ve ev ve yatırım için güzel paralar biriktirmeye çalışacağız. Kendi işini yapan bazı yengeç burçlarında biraz maddi krizler söz konusu olacak. Yorucu bir hafta olacak ve stresli bir hafta, migren ve baş dönmenize sebep olabilir. Sakin kalmanızı istiyorum. Özellikle öğretim görevlisi ya da sağlık sektörü ya da büyük kurumsal bir firmadaysanız masanızla alakalı değişimler, yeni anlaşmalar, yenilikler gerçekleşecek ama sabırlı olun. Sabırlı yere gitmeniz için acil karar verirseniz istediğiniz yere gidemeyeceksiniz. Mantığınız ve enerjinizi toparlamanızı istiyorum. Bu ara ailenizle alakalı yapmak istediğiniz yatırımlar, onlarla ilgili düşünceleriniz çok ön planda olabilir. Onların eksik noktalarını tamamlamak isteyebilirsiniz. Ve hatta kendi içinizdeki sevginizi yansıtamıyorsanız bu hafta çok gülme haftanız. Enerjiniz gülücüklerle dolu olacak. Etrafa gülümseyen güzel gözlerle bakmayı öğreneceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, uzun süredir duygularınızı, sevginizi yansıtamıyordunuz ya, artık bu hafta bu gülücükler, sevgi ifadeleri sizin daha netliğe kavuşmanız ve aile bütünleşmenize, sağlamlaşmanıza neden olacak değerli yengeç burçları. Aile ile alakalı fırsatları sakın kaçırma diyorum. Özellikle anne soyunuzla alakalı bazı miras konuları söz konusu olacak. Bunlarla ilgili dayılar ya da teyzelerle alakalı kırgınlıklar yaşanacak ve bu kırgınlıklar çok uzun süre gereksiz bir mal için bayağı uzun laflar söylenecek. Duymayın, işitmeyin. Ve anneniz de zaten kardeşlerini tanıyor. Siz o annenizin üzülmemesi gerektiğine karar verin. İhmal etmeyin diyorum. Bu ara beklenmedik ufak ufak paralarınız gelecek. Hatta verdiğiniz borç olabilir ya da almak istediğiniz bir para kredi başvurunuz olabilir. Bu ufak ufak paralarla ilgili bütçeleri sağlamlaştıracaksınız ve ödenmesi gereken bazı kredi borçlarınız var. Bunların hepsini kapatacaksınız. Bu da sizi rahatlatmaya sebep olacak diyorum. Değerli yengeç burçları, uzun süredir alt katlarda oturan, yani 01, 02, 03 ya da ne bileyim 1, 2, 3 evinizi satıp farklı bir nokta, eğer eviniz kiraysa yeni bir eve geçeceksiniz ve bu ev size uğurlu ve bereketli olacak söyleyebilirim. Özellikle bazı yengeçler, erkek kardeş ya da erkek çocuğu olan yengeçlerde de ailenizin desteğiyle alacağınız bir mal, bir para sizi daha mutlu ve daha keyifli kılacak. O yüzden güçlenme döneminiz bu hayırlı olacak. Bu ara psikolojik olarak çok yorgun, uyku halleriniz olabilir, kafanız dağınık olabilir. Sizden ricam güzel yürüyüşler, güzel yoga, meditasyon enerjinize çok iyi gelecek. Özellikle yüksek eğitim ve yurt dışı ile ilgili yerleşim ya da farklı bir şehre yerleşmek isteyen bazı yengeçler için güzel fırsatlar, yenilikler, aydınlanmalar var. Ama sizin bu ara cesaretiniz yok, ürkek enerjiniz var. Bunları toparlarsanız da bu fırsatları değerlendireceğinizi söyleyebilirim. Büyük kurumsal, ne bileyim, insan kaynaklarında, finans sektörü ya da finansal anlamda çalışıyorsanız ya da muhasebe sektöründeyseniz yeni ofis kurma ya da yeni bir ofise geçmek sizin enerjiniz iyi gelecek ve bu fırsatlar doğru noktada gelişecek diyorum. Ege tarafında yaşıyorsanız ya da Akdeniz, ailenizle alakalı bir taşınma ya da ailenizin almak istediği bu Ege ya da Akdeniz'den bir toprak gündemi olacak. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olarak uyarı vermişim. Değerli yengeç burçları, şunu demek istiyorum. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız ya da ailenizdeki yaşanan bazı krizlerde iyileşmeler. Kendi işini yapan yengeç burçlarında hızlı para kazançları olacak. Yeni iş kurmak isteyenler için biraz daha bekleyip paranızla alakalı netliğe kavuşmanız lazım. Ortak ayrımı ya da işinizden ayrılmak istiyorsanız da bu dönemi doğru değerlendirip ondan sonra bu kararı vermeniz sizin için daha hayırlı ve daha net olacak. Devlet sektörü ya da farklı bir alana geçmek istiyorsanız da güzel fırsatlar var. Hatta özellikle
İç Anadolu bölgesine taşınmak isteyen bazı yengeçlerde bu tarz fırsatlar gündeme gelecek ve değerlendirebilirsiniz. Belki Doğu Karadeniz olabilir, değerlendirebilirsiniz. Güzel enerjiler söz konusu olacak diyorum, merak etmeyin. Yeni aşk bekleyenler için ufak da ufak fingirdeşmeler var. Uzun süredir tatil fikri olan yengeçler sanki Mayıs 7'den, Haziran 7'den sonra güzel fırsatla bir 10 günlük tatil yapıp enerjinizi düzelteceksiniz. Dediğim gibi anne sağlığına dikkat edelim. Sizin de sinirsel evreleriniz ve siyatik ve üreme organlarınızla alakalı sıkıntılar olabilir. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.